Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, bu ay hayatınızı iyileştirme, günlük yaşamınızın düzenine odaklanma dönemindesiniz ve genel sağlığınız tabii ki ön planda olacak. Ayın konu başlıklarına şöyle bir bakalım. 1 Şubat'ta Kova burcunda yeni ay var. Gezegeniniz Merkür artık retrosunu tamamlayacak. 5 Şubat'ta ileri harekete dönüyor. 15 Şubat'a kadar Oğlak burcunda, daha sonra Kova burcunda ilerleyecek. Venüs ve Mars ay boyunca Oğlak burcunda birlikte hareket ediyor ve 16 Şubat'ta Aslan burcunda güçlü bir dolunay var. Evet, Satürn'le birleşen bir yeni ay. Hemen ayın ilk günü 1 Şubat'ta doğacak. 12 derece Kova burcunda. Sizin 6. evinizde doğuyor bu yeni ay. Bu yeni ayla beraber hayatınızın genel detayları, aslında günlük hayatınız, işte sağlığınız, beslenmeniz, diyetiniz, iş hayatınız, çalışma koşullarınızda bazı yenilikler var. Ancak Satürn'le birleştiği için bu sorumluluklara da dikkat çekiyor. Yani bir şeylere başlamadan önce belki gözden geçirmeniz ve hayatınızda elemeniz gereken bir şeyler olabilir. Çaba harcadığınız bir iş olabilir örneğin. Hani ilerleyemiyorsunuz. Belki bazı keşifler yapıp burada yeni yol haritaları belirleyeceksiniz. Ya da sağlığınızda bazı yanlış alışkanlıklarınız var. Burada bu alışkanlıkları gözden geçirip sağlığınızı iyileştirmek, yaşam kalitenizi arttırmak için biraz daha kişisel olarak sorumluluklarınızı alacaksınız. Bazı kısıtlamalar olabilir. Bir diyet gibi örneğin. Bazı kısıtlamalar, işte kilo vermenizi gerektirecek bazı sağlık sorunları olabilir. Tüm bunlar gündeminizde olabilir. Kendinize ilgilenmeniz gerekiyor. Çalışma şartlarınızı bir yenileyebilirsiniz. Bunlar iş ve mesleki konularda da tabii ki bazı yapılandırmaları getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle 12 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu yeni ayın size tesirleri olabilir. Daha güçlü hissedebilirsiniz. Ve ayın 16'sına kadar da yeni ay gündemlerimiz olacak. 5 Şubat'ta zaten Güneş Satürn birleşiyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem. Yine iş ve çalışma hayatınızda da, özellikle otoriteyle ilişkilerde biraz sorunlar olabilir. Kendinizi böyle bir kısıtlanmış, bir engellenmiş hissedebilirsiniz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Aynı gün Merkür düzelecek artık. İleri harekete dönecek. Oğlak burcunda. 5. evinizde olacak Merkür. Merkür'le beraber Venüs ve Mars ay boyunca zaten Oğlak burcunda. Demek ki biraz hani yaratıcılığınız, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz veya bunları geliştirebileceğiniz bir aydasınız. Bu ay ilgi alanlarınız, kendiniz ve kendi yetenekleriniz olabilir. Ve tabii ki özellikle ay ortasından itibaren size keyif veren konulara daha fazla odaklandığınızı söyleyebiliriz. Çocuklarınızla ilgili özellikle geçtiğimiz aydan bu yana uğraştığınız konular varsa ya da şu ana kadar hani yolunda gitmeyen, böyle sürekli bir kısır döngü içerisinde olabilirsiniz. Yani çocuklarla ilgili veya aşk hayatınızla ilgili, romantik konularla ilgili. İşte şimdi bunların biraz daha istikrara kavuştuğu, biraz daha böyle kendi dengesini bulduğu ve size de memnuniyet verdiği bir sürece girebilirsiniz. Kendi yeteneklerinizi keşfedip bunları geliştirdiğinizde belki bir eğitim alabilirsiniz kısa süreli de olsa. Ya da bir hobinizle daha uzun süreli ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Aslında bunların size, sizin kişisel gelişiminize ve daha sonra belki iş hayatınız ve mesleki hayatınıza da önemli katkıları olabilir. Bunları da yine güçlü bir şekilde keşfedebileceğiniz bir aydasınız aslında sevgili Başaklar. Ayın 16'sına geldiğimizde Aslan burcunun 27 derecesinde dolunay var. 12. evinizi aydınlatıyor. Bilinçaltınızın hareketlendiği, kendinizle ilgili, çevrenizle ilgili bir şeyleri keşfettiğiniz bir dönemdesiniz. Aslında bir farkındalık dönemi. Bu farkındalıkla beraber sağlığınızda, hayatınızdaki bazı olumsuzluklarda da önemli keşifler olabilir. Aslan burcu dolunayı aslında bir şeyleri bırakmak anlamında, hayatınızdan elemek anlamında da sizi teşvik ediyor. Sizin için doğru olmayan bir iş olabilir. Sizin için doğru olmayan bir beslenme şekli. Bazı zararlı alışkanlıklarınız, bağımlılıklarınız olabilir. Belki yine sizin için yanlış bir ilişki olabilir. Bunları fark edip hayatınıza elemeniz gerekiyor. Biraz içe dönme, biraz hayatı sorgulama dönemi. Kısa bir tatil, bir inziva olabilir. Ama bunu sizi güçlendirecek, şifalandıracak bir dönem olduğunu da söyleyebiliriz. Aslında Başak burçları çok güçlü etkilenmiyor. Çünkü bu sabit bir burçta. Aslan
Aslan burcunda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında sabit burçlarda, yani Kova, Aslan, Akrep ya da Boğa'da sizin gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu bahsettiğim etkilerin sizin için daha önemli olacağını, daha etkili olacağını söyleyebilirim. Dolunay etkileri ay sonuna kadar, 20 Şubat'a kadar olan dönemde aslında devam edecek. 18 Şubat'tan itibaren Venüs ile Mars çok güzel Oğlak burcunda birleşiyorlar. Bu çok sizin için çok muhteşem bir açı aslında. Gerçekten ilham gelen, yeteneklerinizi değerlendirdiğiniz bir dönem. 18 Şubat, 19 Şubat, 20 Şubat ve bu süreçte Jüpiter'in Uranüs'te de çok güzel bir destek açısı var. Jüpiter Balık burcunda, biliyorsunuz, ilişki alanınızda şu anda bazı şansları, fırsatları getirebiliyor size ilişkilerle ilgili. Uranüs Jüpiter destek açısı böyle bir tanışma fırsatı getirebilir. Romantik bir tanışma olabilir. İşte Venüs ve Mars'ın da bunu destekliyor olması sizi heyecanlandıracak, kalbinizi çarptıracak güzel tanışmalar, işte biraz aşk hayatınızda canlanmalar getirebilir. Bunun yanı sıra tabii ki evli olabilirsiniz, hayatınızda bir partneriniz olabilir. İlişkinizde bazı önemli keşifler olabilir. İlişkinizi canlandıracak keşifler olabilir. Çocuklarla ilgili hedefleriniz olabilir. Eğer çocuk sahibi olmak, ebeveyn olmak istiyorsanız ayın ikinci yarısı, 18 Şubat'tan itibaren gökyüzünün sizi daha fazla desteklediğini söyleyebiliriz aslında. Geçtiğimiz ay bazı engellerle karşılaştıysanız bu ay bunlar daha rahat ilerleyecek gibi görünüyor. Sağlık sorunları olanlar ama yine çocuk sahibi olmak isteyenler varsa yine 18 Şubat'tan itibaren bazı tıbbi yardımlarda, işte sağlıkla ilgili olarak da adımlar atabilirler. Yine güçlü destekleri olacağını söyleyebilirim. Evet, mutluluklar artıyor, keyif artıyor, hayattan aldığınız keyif artıyor. 23 Şubat, 24 Şubat böyle romantik ortamlara katılabilirsiniz. Eğlenceli faaliyetler, sosyalleşme, işte böyle bir etkinlik olabilir. İş hayatınızda da yine yaptığınız çalışmaların gerçekten başkaları tarafından takdir edilmesi ve sizi başarıya götürmesi mümkün görünüyor. 23 Şubat, 24 Şubat ilişkilerde, yaratıcılık alanlarında, çocuklarla ilgili, aşk hayatınızda çok güzel ilhamların geldiği, çok güzel desteklerin geldiği günler. Evet, bu ay 25 Şubat, 26 Şubat özellikle Merkür Uranüs karesi biraz sert olabilir ama sizi çok fazla etkilemiyor. Sabit burçları daha çok etkiliyor. Elektrikli bir enerji var. Hava şartlarını da değiştirebilir. İşte rüzgarlar, fırtınalar şeklinde bir elektrikli enerji, elektrik sorunları, arızaları, teknolojik araçlarda olabilecek bazı böyle problemler, arızalar olabilir. Hani bunda kullandığınız özellikle araç gereçlere dikkat etmek gerekiyor. Elektrik kazalarına karşı da biraz daha bugünlerde, ayın son günlerinde dikkat etmekte fayda var sevgili Başaklar. Evet, genelinde baktığımızda bu ay iyileşme ayı, şifalanma ayı. Gerek günlük hayatınız, gerek çalışma koşullarınız, gerek genel sağlığınızla ilgili önemli uzun vadeli kararlar verip artık biraz hayatınızdaki olumsuzlukları elemeniz gerekiyor. Geride bırakmanız gerekiyor. İlişkilerinizin ve aşk hayatınızın da gerçekten güzel bir rutine girebileceği, romantizmin arttığı koşullar var. Özellikle ayın ikinci yarısından sonra bunlardan da bahsettim. Güzel, mutlu, sağlıklı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar
dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.